olmuş. Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde snowboardumuzun ayağın üst tarafındaki bağlantı parçası var ya arkadaşlar. Maalesef şuradan şöyle yırtıldı ve bozuldu. Bunun alt tarafına bir yama yapacağız dostlar. Hadi başlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar şunun şu kısımlarında perçimin ağızları var. Arka tarafı da şu vaziyette perçimin. Aynı şekilde her iki tarafı da aynı. Bunun da arka tarafı bu şekilde. Şimdi biz bu perçinin ağzını bir öncelikle aşındıralım. Tabii çakal arkadan dönüyor. Dönmesin diye ona bir çözüm bulalım şimdi. Arka taraftan bakın şöyle perçimin arasına bir tornavida ittim ve dolayısıyla tekrardan aşındırmayı yapacağım ki gevşeme yapmasın diye dostlar. Evet arkadaşlar ayakkabı şeycilerin, tamircilerin toptan malzeme aldığı yerlerden şöyle bir tabaka aldık arkadaşlar. Böyle çıkma bir tabaka. Şöyle kalın da bir malzeme. Şimdi ben en az zayiat vereceğim şekilde ne yapıyorum? Bunu güzelce şöyle yerleştirdim ve işaretimi vuruyorum. Arkadaşlar şöyle vurduk bakın. İşaretimizi belli ettik. Şimdi bunu güzelce bir keselim. İster maket bıçağıyla, ister falçatayla, isterseniz de özel böyle ağzı üçgen şeklinde maket bıçakları var. Onlarla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben makas kullanacağım dostlar. Şimdi bakın malzememizi güzelce kestik arkadaşlar. Ve daha sonra da ne yaptık? Şuranın altına şöyle baliyi sürdük. Baliyi sürdükten sonra 15 dakika karşılıklı sürdükten sonra yapıştırmasını sağlayacağız. Daha sonra bu biraz hafiften lastikimsi bir yapıda. Bunu da buraya dikeceğiz. Az önce iç taraflarına da sürdüm. Ve işlemimizi bu yapıştırma işlemini bitireceğiz. Daha sonra aslında hazır bu kadar sürmüşken şu altına da sürüp öyle mi beklesek? Daha sonra ne yapacağız? Şöyle yapalım. Önce deliklerini delelim. Şunların deliklerini delelim. Daha sonra yapışkanını karşılıklı sürelim. Güzelce çekişleyip yapıştıralım. Daha sonra da arka tarafını dikme işlemini gerçekleştirelim dostlar. Hadi. Arkadaşlar yapışkanlı yerlerimiz kurudu. 10-15 dakika sonra güzelce şöyle çekiçleyerek yerine yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kestiğimiz derinin deliklerini delmeye. Mevcuttaki derimizi bakın renksiz yüzeyini arka tarafa, iç tarafa getirecek şekilde tam üstüne şöyle denk getirdim ve işaretini tam da olması gerektiği yerden vurdum arkadaşlar. Bakın bir tanesi şurası, bir tanesi de burası. Delik az önce biraz sonra göstereceğim daha doğrusu. Perçim kalınlığında olması gerekir. 6 milim. 6 milimde bir somunu bakın şöyle bir zımbanın altına koyduğunuz zaman deriyi bu şekilde kestirip delik açtıracağız arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafını da deliğini açalım. Tam somunun ortasına denk getirmeniz lazım ki yoksa
Delik açamazsınız arkadaşlar. Evet. Artık deliklerimiz hazır. Şimdi gelin önce bir yapışkanını sürelim. Daha sonra da yapıştıralım, perçimleyelim dostlar. Şimdi bu işlem için, yapıştırma işlemi için bali kullanacağım. Bali deri, kösele gibi yapıştırılan, esneyen yerlerde çok kaliteli bir yapışma sağlar. Bali'nin özelliği, bütün bali ile yaptığım çalışmalarda söylediğim gibi, iki tarafa da sürülür. Karşılıklı yapışacak iki yüzeye de ve ardına 15 dakika beklenir. Varsa böyle mengene gibi bir şeyin arasında preslenir. Yoksa da az önce çekiçle döverek gösterdiğim gibi çekiçle dövülür, dövülerek iyice birbirine yapışması sağlanır. Çok mukavemet görmeyecek yerlerde o şekilde kullanılır. Çok mukavemet görecek, açılacak yerlerde de dikişle takviyesi yapılır ve ayrılması, yapıştığı yerden ayrılması olayını da güçlendirmiş oluruz dostlar. Bir yüzüne bakın sürdük. İkinci yüzeyi de, karşı tarafa yapılacak yüzeyi de tam da bu kısım güzelce iki satığa birden sürüp 15 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra çekiçleyip kemik gibi yapışmasını sağlattıracağız. Evet. Güzelce kenarlara, her yere iyice yediriyoruz ki bir daha ayrılmasın. Bunlarda da her şeyde olduğu gibi, her yapıştırıcıda, her uygulanacak yüzeye uygulanacak işte boya olsun, değişik çalışmalarda elbette ki yüzeyin temiz olması, yağsız olması olayı elbette ki bunda da geçerlidir dostlar. Evet. Şimdi 15 dakika boyunca bekleyebiliriz. Ha bu arada biz bunun yönünü karıştırmayalım. Çünkü deliklerin şeyleri fark eder. Yönleri fark eder. Dolayısıyla da nasıl çıkarmışsak, sağ taraf sağ taraftaysa yapıştırırken de zorluk çekeriz. Deliklerinin tam işareti vuruyoruz. Hangi taraftan söktüysek, mesela şöyle ters denk geldiyse sıkıntı yaşarsınız. O yüzden deliği deldikten sonra, deliğin karşılaştırmasını yaptıktan sonra yapışkanı sürmekte fayda var arkadaşlar. Hadi 15 dakika bekleyelim. Şimdi 15 dakika kuruttuk. İşaret vurmuştum zaten. İşareti denk getireceğiz. Yalnız gene delik kaymasın diye bakın şöyle bir vida geçirdim. O vidanın kılavuzluğuyla yerlerine oturtacağım. Çünkü yanlış yapışma riski hala mevcut arkadaşlar. Bakın şöyle yavaş yavaş ya da o yanlış yapışma riskini engellemek için yapılabilecek bir hareket daha var. Sonra deliği delmek aslında birazcık daha mantıklı gibi geldi ama bu işlemi böyle yaptım. Kılavuzlamak için de bu yöntemi siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa delik maalesef denk gelmeye biliyor dostlar. Evet. Güzelce bakın deliğini denk getirdiğim. Şimdi artık örsümüzde dövebiliriz dostlar. Evet arkadaşlar, artık güzelce yapıştı. Bir dikişini de atabiliriz dostlar. Şimdi dikmeden önce şöyle kenarlarında birazcık arka taraftan gözüken çıkıntılar var. O çıkıntıları da şöyle makas yardımıyla tekrar bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Gelelim el ile tığ ve mumlu iplikle dikiş dikmeye. Aslında zor bir işlem değil, basit bir işlem. Sadece biraz güç, birazcık da sabır gerektiriyor. Şimdi bunu dikmek için arkadaşlar bakın öncelikle tığımızla
Şöyle bir delik açtık mı? Sonra şöyle bir halka oluşturduk arkadaşlar. Şöyle bir halka oluşturduk bakın. Bu halkayı daha doğrusu U da diyebiliriz. Kancanın ucuna taktık ve ipi arka tarafından evet çıkardık. Şimdi tekrardan tığımızı hemen dikiş yapacağımız yerin işte mesafesini siz ayarlayacaksınız. Hemen yanından şöyle diğer tarafına geçirdik ve bakın halka böyle ya. Tekrardan şunu şöyle geçirdik ve evet dediğim gibi kolay olmayacak. Tekrardan geçirdik. Geçirdikten sonra ipi bakın şöyle geri parmağımı doladım ve gergiyi aldım. Daha sonra bakın şöyle asıltarak yap birinci düğümün. Bakın şöyle asılıyorum bir elimi şöyle sağa doğru asılıyorum. Bunu da sola çekiyorum ki düğüm iyice gerilsin diye arkadaşlar. Daha sonra aynı mesafeden dikiş tığımızı sokarak aynı işlemi sabırla tekrarlayacağız. Bir daha sıkıştırmasını göstereyim ve ondan sonra hızlanalım arkadaşlar. Evet bakın iyice asıldım. Ve bunu böyle hızlı 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 sonuna kadar götüreceğiz dostum. Şimdi arkadaşlar bakın güzelce dikişimizi sona kadar getirdik. Peki nasıl sonlayacağız? Sonlaması da şöyle. İster makas ister çakmakla şöyle yakıverin. Koparın. Ucun bir tanesini şöyle dışarıya doğru çektik arkadaşlar. Bakın iki tarafta da şimdi uç var. Ucun diğer ucu ben ne yapacağım? Tekrardan bir daha. Şöyle. Geçirip arkaya aldım. Şimdi buradaki diğer ucumuz vardı ya şu uç. Onu da şöyle arka tarafa şöyle alacağım. Evet. Ve daha sonra şu kadar kesiyorum ve çakmakla ağzını şöyle yapıştırıp şeyi yakıp
yapıştırıveriyorum arkadaşlar. Ve şöyle tüylenmişse de, bakın şuralarda tüylenmeler var. İster istemez dikerken tığın şeyin ipin maalesef şeyini çıkarabiliyor. İnce taraflarını çıkarabiliyor. Dolayısıyla da şöyle fazlalıklarını da evet yaktırdık. Arka tarafı da arkadaşlar bakın böyle oldu. Diğer taraflarda böyle oldu. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar bakın bunun şu kısımlarına da dikiş atacaktık ya. Artık bir de o tarafa dikiş atalım. Evet arkadaşlar buranın dikişi de bakın güzelce bitti. Arka tarafında da şöyle bir işçilik komple oldu dostlar. Evet şimdi üzerinin klipslerini montaj vakti geldi dostlar. Şimdi arka ve ön klipslerini bağlamaya geldi sıra. Arkadaşlar çıkıntısı var. Çıkıntısını zaten deliğe denk getiriyoruz. Söylemeye gerek yok. Söktüğünüz gibi takabilirsiniz. 6 milimlik alüminyum bir perçim buldum. Önceki çelikti. Çelik maalesef bulamadım. Daha öncekine vida atıp kafasını dövmüştüm arkadaşlar. Dolayısıyla elimizde ne varsa kullanıyoruz. Bu perçimlerden nerede buluruz? Bu perçimlerden otosanaylarda temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Arka tarafa kadar şöylece geçti. Şimdi bunu bir de ne yapıyorduk? Pul koyuyorduk. Pul koyduktan sonra artık bunu dövebiliriz dostlar. Şimdi arka tarafını bakın şurasını şuraya bir şey koydum. Bir de koydum. Onu oraya denk getirip daha sonra şöyle bir borsumunla iyice içe doğru iteceğim. Hatta yetmedi. Biraz daha uzun bir şeyle yapayım. Evet şöyle burç gibi bir şey buldum. Bu da birazcık yağlı paslama. Bakın bu kadar şişirdik. Daha doğrusu oturttuk. Şimdi eğer uzun gelirse bakın çok fazla uzun olursa iyi olmaz. Kısa olursa da iyi olmaz. Eğer uzun gelirse arkadaşlar ucundan birazcık kesip ondan sonra bu işlemi yapabiliriz. Çünkü fazla uzun gelmesi demek fazla çıkıntı anlamına gelir. Güzelce bir şimdi tekrar bir daha dövelim arkadaşlar. Evet bu güzelce bakın oldu dostlar. Gördünüz mü? Hatta biraz da şuradan bakalım. Evet bu taraf tamam. Bir de bir taraf yap. Evet bunu da yerleştirelim. Bunun da şuraya geçme yeri var. Onu da arka tarafındaki deliğine geçirdikten sonra bu baya baya uzun ama bu tarafında çok sorun olmamıştı. Diğer tarafına da çok fazla kesmeyeceğim. Üzerine bükeceğiz dostlar. Şimdi pul. Evet pulu buydu. Bunun pulunu da koyduk. Arka tarafına birazcık daha bu kez ince bir şey koydum. Destek.
Yine aynı şekilde şöyle bir burçla tam oturmasını sağladım ve ucundan çok az kessek mi bunu ya? Bunu çok az keselim. Çünkü çok fazla arkadaşlar. Evet, alüminyum zaten çok sıkıntı yapmaz size kesmede. Dolayısıyla arka tarafına da zarar vermeden perçimini yapabiliriz dostum. Altına koyduğum şey birazcık kafası ince geldi. Şuraya şöyle bir baskı oluşturdu arkadaşlar. Bura gibi böyle pürüzsüz güzel olmadı. Şöyle. Evet. Ben de biraz daha altına büyük bir parça koyup perçimimi o şekilde yapmaya karar verdim. Evet dostlar. Kemik gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Hem dikiş anlamında hem de arka tarafın deri desteğiyle hem de perçimiyle birlikte bu şekilde oldu dostlar. Yani çok büyük emek harcadık. Yaklaşık 2-3 saat kadar uğraştık, emek verdik ama tekrardan hayata yeniden kazandırdık dostlar. Peki böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.